da denetim olduğu için biz böyle sizden bir şeyler inşallah duyarız diye kulaklarımızı açıyoruz şimdi. Evet. Belki biz uluslararası çerçeveden biraz bahsedelim. Sonrasında bunun Türkiye yansımaları, meslekle ilgili yansımaları ne olur, onu birlikte değerlendirelim. İntosai'nin çerçevesini ben kısaca vermek istiyorum. İntosai Uluslararası Stajyerler Birliği. Biz İntosai'nin altında 7 tane şey var, bölgesel teşkilat var. Avrupa Stajyerler Birliği, Asya Stajyerler Birliği, Afrika Stajyerler Birliği, Arap Stajyerler Birliği, Pasifik Stajyerler Birliği falan. Biz Asya Stajyerler Birliği ve Avrupa Stajyerler Birliği'nin üyesiyiz. Avrupa Stajyerler Birliği'nde başkanıyız. 2017-2020 döneminde başkan. Biz Türk Stajyerler olarak ben de yönetim kurulu başkanıyım. Avrupa Stajyerler Birliği'nin. Asya Stajyerler Birliği'nde yönetim kurulu üyesiydik. Ancak bu tarafta başkanlık görevi epey bir mesaimizi aldığı için ve uluslararası kurumların şeyleri madem çakışıyor birbirine, Asya Stajyerler tarafında yönetime yeterli katkı veremiyoruz diye düşündük. Bu yüzden yönetimden çekildik, denetim kuruluna geçtik. Yönetim kurulu üyesiyiz Asya Stajyerler tarafında. Bunlar seçim de oldu. Yönetim kurulu aday oluyorsunuz da. 7 tane aday vardı denetim kurulu için. Türkiye, Suudi Arabistan, ondan sonra Kazakistan. İlk 3 sırada bunlar var. Sonrasında daha az oy alan ülkeler vardı. Tabii birinci oylamada biz çıktık. 20 oy gerekti, 24 oy aldık. Birinci denetçi seçildi. İkinci denetçi seçildi. Sırada 17 oyla Suudi Arabistan var, 12 oyla Kazakistan var. Tabii henüz daha ortada kaşıkçı başlık olayları yok. Yani ondan 2 ay önce. Yani kaşıkçı işlerinden 2 ay önce. Ancak bizim diplomatik olarak ilişkilerimiz limoni olduğu için biz çare şunları denetçi seçilirse iki denetçi bir arada nasıl ekip oluşturacağız da çalışacağız. Bu pek mümkün görünmüyor diye ben genel kurul salonunda bir kulis faaliyeti yaptım. Ondan sonra ikinci oylamada Kazakistan 19-18 öne geçti ve Kazakistan seçildi. Sizi 5 Mayıs'ta bekliyoruz. Kulis size yani İntosai bir üst çatı kurdu. Onun altında 7 bölgesel kuruluştan biz ikisinin üyesiyiz. İntosai ile Birleşmiş Milletler arasında 2011 yılında bir anlaşma yapılmış. İntosai Birleşmiş Milletler'e yapılan çalışmalardan bahsederek yani burada Birleşmiş Milletler'e hem biz katkı veririz hem de Birleşmiş Milletler'in desteğini alalım diye Birleşmiş Milletler İntosai'nin donör kuruluşu olmuş. O şeyden sonra. Dolayısıyla verimlilik hesap verebilecek etkinlik ve sağlamlık konusunda Birleşmiş Milletler Sayıştay'dan iyi bir kurumdur. İntosai çerçevesinde bir Sayıştay'dan kapasitesini geliştirelim. Dolayısıyla buna yeterli özen gösterelim. 1000 yıllık kalkınma hedeflerimiz var. Yani 2000 yılında Birleşmiş Milletler 1000 yıllık kalkınma hedeflerindeyiz. Dolayısıyla 1000 yıllık kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda İntosai ve Sayıştay'da kullanalım denilmiş. Daha sonra 2015 yılında da sürdürülebilir kalkınma hedefleri diye SDG denilmiş. Bu hedefler hani ortaya konmuş. Dolayısıyla şimdi Birleşmiş Milletler İntosai'den ve Sayıştay'dan bu sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili hükümet çalışmalarına katkı yapmalarını, bunun bir sistematiğini oluşturmalarını bekliyor. Biz de o çerçevede bir denetim çalışması yapacağız. Tabii İntosai, Birleşmiş Milletler diyor ki İntosai'nin yayınlamış olduğu bir anayasal gibi bir metin var, Lima Deklarasyonu. Bu deklarasyonu destekliyoruz, iyi bir deklarasyon diyor. Meksiko Deklarasyonu var, bunlar önemli belgeler diyor, bunları destekliyoruz. Üye ülkeler bu deklarasyonlarda belirlenen ilkelerle İntosai'nin yayınladığı diğer standartları uygulasınlar, tavsiye ederiz diyor. Dolayısıyla uluslararası çerçeve böylelikle Birleşmiş Milletler nezdinde de bir üst şemsiye olarak oluşmuş oluyor. Dolayısıyla bölgesel kuruluşlar İntosai artı Birleşmiş Milletler olmuş oluyor. Böylelikle kamu denetiminin bir nedeni uluslararası şeması ortaya çıkmış oluyor. O yüzden ben bu Birleşmiş Milletler kararına değindim. Şimdi Birleşmiş Milletler İntosai tarihi olarak
kamu muhasebe standartlarını çalışmış, 1997'de denetim standartlarını çalışmış, sonra iş kontrolüyle ilgili çalışma yapmış, ona ilişkin takip standartlar yayınlamış, etik kurallarını yayınlamış, 2003'te de IFAC'le bir anlaşma yapmışlar. Uluslararası Denetim Standartları Kurulu'yla. Demişler ki bu denetim, özel denetim, kamu denetimi birbirinden ayrılabilecek şeyler değildir. Biz aynı denetim standartlarını kullanalım. Dolayısıyla 2003'ten itibaren de IFAC'in denetim standartlarını esas alarak İntosa'yı kendisine uyarlamış, kamu denetimine uyarlamış. Yani denetim standartında bağımsız denetçiliyor. İntosa'yı standartı kamu denetçisi. O yüzden denetim standartı müşteri diyor, şirket diyor. İntosa'yı kamu idaresi diyor. Ya da kamu işletmesi diyor. Dolayısıyla fark orada. Tabii bunlar temel yani denetimin yürütülmesine ilişkin olan standartlar. Sonrasında Johannesburg kararları dediğimiz esasen değer ve faydalar standartı, yani bir sayıştayın değeri ve topluma faydası, vatandaşın hayatını ne tür etkiliyor anlamında bir takım ilkeler belirlemiş. Yani sayıştay topluma katacağı değer bu ilkeleri benimsemesi durumunda bir anlam ifade edecektir diye. O bakımdan bizim yapacağımız şey de bu yani denetimin katma değerini nasıl bir ortaya çıkarabiliriz de bu standart biraz daha şey teşkil edecek, dayanak teşkil edecek. Sonrasında Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak için o hedeflere ne tür katkı sağlayabiliriz diye bir denetim çerçevesi oluşturmuşlar. Ona SDG standardı diyoruz. Ondan sonra denetim standartları, IFAC'in belirlemiş olduğu denetim standartları ilk seçili o tarihte kabul edilmiş. İntosa'nın iki tür standartı var. Bir iyi yönetim standartları, İntosa Gold diyoruz. Bir de İSAE dediğimiz İSAE, yani denetim standartları. İSAE, yani İntosa'nın standartları aslında İSAE'lardan, Uluslararası Denetim Standartlarından biraz daha geniş bir çerçeve ifade ediyor. Birazdan ona da gireceğiz. İSAE'ler kamu sektörüne yönelik olarak, yani bir kamu idaresinin iyi yönetişiminin temel ilkeleri neler olmalıdır? İç kontrol sistematiği, muhasebe sistematiği, etkin kontrol, iyi yönetişim, rehberlik nasıl edilebilir sayıştaylarla buraya. Onunla ilişkin ilkeleri belirliyor. İntosa'yı bol dediğimiz iyi yönetim rehberleri. Denetim standartları ise dört düzeyde ele alınmış. Aslında yani bir yüksek denetim kurumu, YDK diyoruz, yani sayıştay. Kurucu ilkeler nelerdir? İntosa'yı diyor ki bu kurucu ilkeleri haiz değilse bir sayıştay, yani yeterli bağımsızlığa haiz değilse, raporlamasını kendisi belirlemiyorsa, bütçesine müdahaleler varsa, üyeleriyle ilgili teminatlar söz konusu değilse, diyor ki yani tam anlamıyla bir yüksek denetim kurulu değilsin, üyeliğe kabul etmem diyor. Dolayısıyla kurucu ilkeler onlar. Düzey 1 dediğimiz Lima Deklarasyonu, sayıştayların anayasası esasında. Düzey 2 dediğimiz standartlar, sayıştayların işleyişi için ön koşullar dediğimiz, aslında İSA'lar içinde yer almayan belki kısmen kalite kontrol standartında yapılan düzenlemeler, ISQ'su dediğimiz kalite kontrol KKS1'de yapılan düzenlemelere benzer düzenlemeleri sayıştayların çalışması için ön koşullar diye yayınlıyor. Düzey 2 standartlarda onlar. Düzey 3'te temel prensipler var. Bizim uluslararası denetim standartları dediğimiz kısım ise düzey 4'te İSA var. Düzey 4'ün içinde genel denetim rehberleri 4099'a kadar, 5000'e kadar olanlar genel denetim rehberleri, 5000 ve sonrası da olanlar da belirli konuları ele alan denetim rehberleri. Esasında belirli konularını ele alan denetim rehberleri bağımsız denetim açısından bakıldığında bunlar standarda bağlanması gereken konular değil. Yani denetim biliyorsanız bir konu denetim yaparsınız. Ancak İntosa'yı sayıştaylar arasında metodoloji birliği olsun diye, raporlar birbirleriyle karşılaştırılabilir olsun diye belli alanlara ilişkin denetim rehberleri oluşturmuş. Onlar da orada. Şimdi kısaca mesela ikinci düzey dediğimiz standartlar
Benim bizim sahiplerden bağımsızlığı, yani sahiplerden bağımsızlığı için temel ilkeler nelerdir? İkincisi, sahiplerden topluma değer ve kaydaları anlamında ne tür ilkelere riayet etmek lazım? Üçüncü başlık, 20 standartı saydamlık ve hesap verebilirliğin ilkeleri. Yani bir sahiplerden bütün kamu kurumları denetleyecek ama kendisi nasıl saydam olacak, hesap verebilir olacak, ona ilişkin temel ilkeler var. Sonra etik kurallar. Etik kurallar aynı. Sonra da kalite kontrol. İSA 40 aslında KKS'nin birebir karşılığıdır. Kalite kontrol standartı birebir karşılığı. Şimdi bir sonraki üçüncü düzey temel prensipler var. Kamu sektörü denetimi, mali denetimi, performans uyumlu denetimi temel prensipleri var. Bunlar daha sonra standartlarda detaylandıracak. Bizim İSA'lar, uluslararası denetim standartları burası. 1 ila 4999'a kadar, yani 1000 ila 5000 arası aslında İSA'lar bunlar. Mali denetim uygulamalı, performans denetim, uygun denetim. Yani diğer kısımlar ise uluslararası kuruluşların denetimi için ne yapar? Uluslararası kuruluş üyelerinden aidat toplar, onları bir yerlere harcayacak. Zaten uluslararası kuruluşun sistematiği bu. Dolayısıyla bunu denetim için ayrı bir standart, direktler bir şey yayınlamaya normal şartlarda gerekiyor. Ancak bütün uluslararası kuruluşların denetiminde aynı sistematik uygulansın, belli bir metodoloji uygulansın diye İNTOSAI böyle bir rehber şey eklemiş. Herkese çevre denetimi için özel bir standart yayınlamaya gerek yok. Yani çevresel konuları belli bir şekilde konsepte ele alabilirsiniz. Ancak İNTOSAI diyor ki belli bir metodoloji çerçevesinde gitsin ve ben çevre denetimi için yazılmış olan raporu da karşılaştırabileyim. Dolayısıyla birbirleriyle uyum sağlasın diye bu şeyler, ileride standartlar belirlenir. Genel olarak